Değerli izleyenler, kıymetli takipçilerimiz, her birinizi Kent 77 ekranlarından, Ramazan Bereketi programından Allah'ın selamıyla saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Gününüzün hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Bugün özellikle bireysel ve toplumsal hayatın akışına etki eden ve hakikaten gündemde olan önemli bir konuya, dini bir bakışla ee, ...size sunmaya çalışacağız. Tüketim alışkanlıklarımız ve israf konusu... ...özellikle... ...Ramazan günlerini yaşadığımız... ...şu mübarek ayda... ...bir daha... ...önem kazanıyor. Bu hususta... ...çok kıymetli bir... E, ...misafirimizle... E, ...hasbihal edeceğiz ve konumuzu... E, ...istifade etmemiz için sizlere arz edeceğiz. Stüdyo misafirimiz... ...Çiftliköy ilçe vaizi... Sayın Hasan Ağırbaş hocamız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ramazanınızı da tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, hemen hemen yarıladık evet. Ramazan'ımızı. İnşallah e, güzel, hayırlı ve bereketli olur diye düşünüyoruz. Hocam özellikle içinde bulunduğumuz e, dünya genelinde, içinde bulunduğumuz şu zamanda çok sıkça dile getirilen Hakkında çok konuşulan e, israf konusu, tüketim alışkanlıklarının konusu. Onların zaman zaman değişimiyle ilgili bir dini bakış e, anlamında e, bir referans e, anlamında e, bir e, sohbet edeceğiz. E, i̇sraf kelimesi kavramsal çerçevede e, nasıl anlaşılır? Kuranda nasıl geçer? Evet. Öncelikle ben de kıymetli izleyicilerimizi e, selamlıyorum, hepsinin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bayrama kavuştursun. Size de teşekkür ediyorum davet için Sayın Hocam. Ee, i̇sraf Kur'an-ı Kerim'in e, kavramlarından bir tanesi Kur'an'da geçer bizzat. Arapça kökenli bir kelime tabi dilimize de geçmiş kullanıyoruz. E, aşırılık demek, haddi aşmak demek, ileri gitmek demek, sınırı, çizgiyi, hududu aşmak anlamına gelir Arapça'da. E, yapılması gereken işin ötesinde fazla olmaması gereken seviyede yapılması anlamına geliyor kavram kelime olarak. Kur'an-ı Kerim'de tabi yasaklanan, kötü görülen bir davranış şeklidir israf. İki ayet örnek vereyim buna. Bir hepimizin bildiği böyle yemek dualarında yaptığımız, okuduğumuz Araf suresi 31. ayette Cenab-ı Allah ey Ademoğulları her mescide gittiğinizde ziynetlerinizi takının, süslerinizi giyinin yani bu maddi manevi anlamda anlaşılır tefsiri ayrıdır ama ziynetlerinizi takının ve Cenab-ı Allah devamında buyuruyor ki yiyin, için fakat israf etmeyin e çünkü Allah israf edenleri sevmez. Burada yeme içme ile bağlantılı bir israftan, aşırılıktan bahsediyor Cenab-ı Allah. Bir de bu işin maddi boyutu belki hani e, parasal, maddi israfın bir türü. Bir de e, yine Kur'an-ı Kerim'de e, geçen bir ayet-i kerimede e, de ki ey kullarım, ey kendi nefislerine karşı haddi aşan kullarım. Orada yine israf kelimesi, esrafu ifadesi geçiyor. E, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. O rahmandır, rahimdir, gafurdur şeklinde, bağışlayıcıdır şeklinde bitiyor. Burada da e, davranış olarak e, maddi manevi hepsini kapsayan bir aşırılıktan e, bahsediyor Cenab-ı Allah. Yani Allah'ın koyduğu sınırları aşma anlamına gelen israf. Yani günaha düşme. Çok aşırı derecede günah işlemiş, kendi nefislerine karşı haddi aşmış kullarım diye hitap ediyor Cenab-ı Allah. Kendini ziyan etmiş. Kendini Değil ziyan oldu. etmiş. Evet. Burada da Cenab-ı Allah'ın koyduğu ahlaki ve dini sınırları aşmış, aşmak anlamında israf kelimesi geçiyor. O tabi ayet-i kerimenin açılımı, oradaki rahmet, af ayrı bir konu ama bize, burada bizim konumuz israf olduğu için sadece bu yönüyle ele alalım. Hem maddi hem manevi anlamda haddi aşmak, sınırı aşmak, ee, anlamına gelen bir e, kavram israf evet. kelimesi. Şimdi tabii yerilen bir kavram. Bu hoş karşılanmayan Allah'ın sevmediği bir e, husus elbette bir e, davranış biçimi. E, ben takdir ederseniz bir e, cümleyi sizin e, efendim e, sizinle bu sohbet arasında ifade etmek istiyorum. O soruma geçmeden önce. Evet. E, insanın en büyük israf insanın kendini harcaması değil midir? Evet, yani evet. belki o ikinci ayet ona da. Aynen aynen. İnsanın kendini harcamış olmasıdır. En büyük israf evet. budur. Çok doğru. Çeşitlerine bakarsak maddi manevi çeşitleri olduğunu. Evet. Efendim söyleyebiliriz. İsraf türlü türlü israf var bizim dilimizde genelde israf dediğimizde sadece işte yemeği suyu israf etmek gibi şeyler anlaşılıyor ama farklı farklı israf var. Tabii gıda maddelerinin israfı var. Kullandığımız giyim, kuşam, ev eşyaları işte vesaire gibi şeyler israfı var. Zaman israfı var ki hepsinden kötü işte o kendini zayi etmek dediğiniz israf türüne girer. Zaman israfı var. İnsanın kendi bedenini, vücudunu israf etmesi var. Yani iyi bakmayarak, kendi bedenini de kötü kullanarak, hor kullanarak, Haddi aşacak, özensiz özensiz yavrum, kullanarak, evet. e, sağlığına dikkat etmeyerek bedenine karşı yaptığı bir israf var. E, söz israfı var. Hmm. E, gereksiz sözler kullanmak, fazla söz kullanmak. Biz de sözümüze dikkat edelim bu sohbette gereksiz fazla söz kullanmayalım. Çünkü çok konuşulduğunda biraz e, israf oluyor gerçekten. E, dolayısıyla e, çok çeşitli israf türleri var. E, burada e, sadece yemek içmek şeklindeki bu gıda maddelerinin dökülmesi, atılması gibi israf aklımıza geliyor. Bunun tersten bakıldığında çok yemenin de israf olduğunu buna ekleyebiliriz. Evet. Yani yemeği dökmek israf olduğu kadar fazla yemek de fazla uyumak da mesela bunlar da israf çeşitlerindendir. Ölçüyü aşmak aslında. Ölçüyü aşıyoruz. Evet. Vücudun alacağı, ihtiyacı olan neyse o kadar yedirmek mesela. Dökmek nasıl israfsa fazlasını tüketmek de aynı şekilde İsraftır. Burada bu maddi israf konusundan biraz bahsederken bir iki Kur'an-ı Kerim'den ayet hatırlatmak gerekiyor belki hocam. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimetler var. Cenab-ı Allah İbrahim Suresi 34. ayette, ''O size ihtiyacınız olan, istediğiniz, talep ettiğiniz her şeyi verdi. Onun nimetlerini, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız buna gücünüz yetmez.'' Yani bir bilgisayarda bir liste yapmaya kalksak, Cenab-ı Allah'ın bize verdiği tüm nimetleri listelemeye çalışsak, saymaya kalksak buna gücünüz yetmez diyor Cenab-ı Allah. Bu kadar çok verilen nimetlerin e, tükenmeyeceğini de düşünmeyin diye bir başka ayet-i kerimede de yine uyarıyor. Nahl Suresi 96'da, e, sizin sahip olduklarını, sizin katınızdakiler biter, tükenir. Oysa Allah'ın katındakiler ise, Bakidir, tükenmez, bitmez, kalıcıdır. Dolayısıyla bu iki ayeti birbiriyle dengelemek lazım. Her istediğimiz verilmiş, her ihtiyacımız olan verilmiş, hatta fazlasıyla verilmiş. Ama dünyaya yönelik verilen bu nimetlerin tükenmeleri söz konusu. Sonsuz değil, sınırsız değil. Ne zaman tükenir? Ölçülü kullanmadığımız zaman. Günümüzde görüyoruz değil mi? Su kıtlığından bahsediliyor. İleriye dönük suyun bulunamayacağından, su savaşlarından vesaire bahsediliyor. İşte iklimin bozulmasından bahsediliyor. İşte ne bileyim bir takım belki tarım ürünlerinin yetişmemesi gibi durumlar olabilecek ileriye dönük. İşte iklim değişiklikleri, buzulların erimesi, sıcaklığın artması gibi. Bunlar hep Allah'ın yarattığı bu kainattaki bu nimetleri tüketmemizden, israfla kullanmamızdan, ölçüsüz kullanmamızdan kaynaklanan bencilce sonuçlar. bencilce hem de çok aşırı bencilce, Hı -hı. egoist bir şekilde. Hı -hı. Ee, ama Cenab-ı Allah bunu hatırlatıyor işte. Hı -hı. Tükenir diyor. Asıl tükenmeyecek olan onun katındakidir. Ee, Allah'ın katındakiler ise sonsuzdur, sınırsızdır. Hı -hı. Asıl ona hazırlanmak için, o sonsuzluğu, sonsuz nimetleri elde etmek için bu dünyada verilen nimetleri ölçülü kullanacaksın. Çok güzel. Bu kadar. Şimdi e, şey, sebeplerine geçmeden bir hadisi hemen evet. hatırlatayım. Efendimiz e, sanıyorum e, İbn-i Mace'de İbn-i geçen bir hadiste nehir kenarında abdest alıyor olsanız bile suyu israf evet. etmeyin. Şimdi sebeplerine geçmeden ve bu hadis bağlamında evet. aslında bir bilinç işi yani israftan kaçınmak ve tutumlu olmak yani evet. haddi aşmadan yaşamak bir bilinç bir şuur işi nehir kenarında olsak bile evet. o bir prensip meselesi değil mi? Sebepleri hakkında neler soracağız? Evet hocam sebeplerine geçelim. Burada kavramsal çerçeveyi söylerken, israfın zıttı zıttını da bir hatırlatmak gerekiyordu. Ölçülü olmak, adaletli olmak, dengeli olmak. Dolayısıyla israftan uzak durmanın, israfı yapmamanın formülü dengeli olmak, her anlamda dengeli yaşamak. Vücudu dengeli kullanmak, zamanı dengeli kullanmak, e, nimetleri dengeli kullanmak, vakti, her şeyi, sözü dengeli kullanmak, ölçülü kullanmak. Cenab-ı Allah da e, kendisi kainatı, yeryüzündeki bütün nimetleri, bizleri, her şeyi bir ölçüyle, bir dengeyle yarattığını ifade ediyor. Gökleri, yeri bir dengeyle, bir ölçüyle yarattığını ifade ediyor. Bu ölçüyü, bu dengeyi, bu mizanı da aşmayın diye de Rahman suresinde olsa gerek o ayet-i de uyarıyor bizi. Dolayısıyla israf... Karşıtı, ölçü, denge e, anlamında e, zihnimizde olması lazım. Yani nasıl olsa ne kadar çok, He. alabildiğine çok. Evet. Ama bu çokluğun içinden bile o prensip, değil mi? o bilinç hali kendini göstermeli. Evet, biz, Çok diye harcamadan. Biz dengeli kullanmalıyız. Evet, Aynen doğru. öyle Sayın Hocam. Doğru. Şimdi sebeplerine baktığımızda, tabii bunun e, dini sebepleri vardır, e, psikolojik sebepleri vardır, toplumsal sebepleri vardır. Bunları birkaç maddede belki şöyle özetleyebiliriz. Ee, insanlardaki ya siz dediğiniz ya hani bir bilinç bir bilinç meselesi e, dini hassasiyetin dini bilincin olmaması bir sebeptir mesela tek sebep değildir ama bu da bir sebep yani din israf konusuna nasıl bakıyor dinin bu konudaki söyledikleri neler Cenab-ı Allah'ın nezdinde israf yapmak ve bunun cezası nedir bunu bilmemesi bir kişinin veya buna e, önem, bunu önemsememesi israfın sebeplerinden bir tanesi olabilir. Haramlık var ortada değil mi? Heh, evet. Var. Hem de büyük aram birazdan söyleyeceğiz onu ayet-i kerime de israfın israf edenlerin nasıl olduğunu büyük bir kötü bir, bir benzetmeyle Cenab-ı Allah çok şiddetli bir şekilde ikaz ediyor. Bu var hassasiyet olmaması, cehalet bilinçsizlik, bilgisizlik belki israf ettiğinin farkında olmama vardır belki o israfının sonuçlarında nasıl bir durumla karşılaşacağını farkında olmama vardır hırs ve açgözlülük vardır. Az önce bencillik dediniz ya aynı şekilde sürekli bir tüketme, tüketme, tüketme hırs ve açgözlülüğü. Daha fazla kazanayım, daha çok tüketeyim. Böyle bir işte o da insani duyguların sınırı aşması. Sınır aşması anlamına geliyor. Doymaması insanın. tüketmekle kendisini mutlu ettiğini zannetmesi ama bu tüketimin devam etmesi, sürekli sürekli devam etmesi aslında onun Mutlu olmadığının da bununla mutlu olmadığının da bir göstergesi oluyor. Ee, özenti var mesela, ee, israfta çok özenti. Evet. evet, ee, evet. Yani kullandığımız tüketim alışkanlıklarımızda, kesinlikle Özellikle. tüm eşyalarımızda insanlar Hı. birbirinden görerek, özenerek vesaire. E, ben de alayım, onun var benim de olsun. Bu ee, çok oluyor çocuklarımızda olsun, ee, büyüklerde bile aynı şekilde böyle bir özenti söz konusu. İhtiyaç dışı. Evet, tabi tabi, ihtiyaç dışı. Gerek yok, ihtiyacın yok. Sadece başkalarında var diye veya. İşte moda olmuş ya da işte herkes bunu alıyor, herkes de bu var, bende de olsun şeklinde. Bu da toplumsal anlamda hem psikolojik temeli var bunun, hem toplumsal anlamda bir e, sebeptir, israfın sebeplerindendir. E, özenti ve moda ve bunu e, reklamlarla e, insanlara çok e, bariz bir şekilde verilmesi, bunun reklamlarla verilmesi, reklamlara aldanarak israfa çok düşüyoruz. Yani bu da gerçekten... E, Tamam reklam her şeyin reklamı yapılacak. Reklam olmadan e, ticaret olmaz. İnsanlar haberdar olacak vesaire ama işte ölçü ve dengeyi koruyarak. Reklamı da abartmadan yapacaksın. O reklamı izleyen bizler de o reklamdan aldanmadan ölçülü ve dengeli kullanacağız o ürünleri, gördüğümüz ürünleri. Sırf reklamda gördük ya da sırf moda ya da bir başkalarında var diye trend oldu diye. Trend olacağız. oldu diye. Evet hmm. aynen. Böyle bir böyle sebeplerle ihtiyacımız olmayan şeyleri kullanmak bu da israfın çok önemli sebeplerinden e, muhtaçları düşünmemek, kendisindeki varlığı sadece görüp olmayanları düşünmemek. Empati. Empati yapmamak. Evet, e, ihtiyaç sahiplerinin ne durumda olduğunu, kendisinde olan bu nimetlerin e, nice insanda bulunmadığını düşünmediği için sınırsızca, hudutsuzca, ölçüsüzce, fütursuzca harcayabiliyor insan. Dolayısıyla e, bu da önemli sebeplerden. İşte o yüzden. Empati de yaptırmak, yapmak gerekiyor çocuklarımıza, nesillerimize, insanlarımıza ki israftan e, uzak kalsınlar. E, bir de kolay elde etmek, kolay kazanmak. E, kazandığı veya önüne gelen ürünün, kullandığı ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, nasıl zorluklardan geçip de kendisinin önüne geldiğini bilmemek. Mesela e, eskiden e, suyu ırmaktan, köyden, şeyden, nehirden, akarsudan neyse işte çaydan, dereden alıp taşıyan insanlar o suyun bir damlasını israf eder miydi? İşte biz suyu su borusundan, e, musluktan almaya, ekmeği de süpermarketten, yanımızdaki marketten almaya başladığımızdan beri israfı arttırdık. Hocam Afrika'da ...susuz köylerde su kuyuları açılıyor biliyorsunuz. Evet, evet. Yani o nasıl bir mutluluk değil mi? Evet. O insanlar kilometrelerce ve saatlerce yürüyerek... ...bir kap suyla eve dönmenin... O suyu dönmenin... giderken, götürürken veya evindeyken israf eder mi o insan? Evet. Ama çeşmeyi açtığımızda evet, gelen evet, su evet, çok evet. rahat israf edilebiliyor. Bu, bu acı, acayip bir şey. Evet. yani. Bu... Ekmek de kendileri yapıyordu eskiden insanlar... ...onuyla, buğdayıyla işte israf etmiyordu, çöpe atmıyordu bir damla. Evet. Kolay alınca... Çok güzel ifade ettiniz. Fiyat merkezli değil, değer merkezli yaşamak gerekiyor, değil mi? Evet, evet. Yani değer merkezli, değer merkezli yaşamak gerekiyor. Sonuçlarına dair neler söylersiniz? Evet, israf nasıl yaygınlaştığı sonuçlar? zaman, israf arttığı zaman hem kişinin kendi dünyasında hem de toplumsal hayatımızda ve tüm dünyamızda bir takım tabii çok dehşet verici önemli sonuçlar doğurur. Ee, fakirlik mesela bunlardan bir tanesi fakirlik artar. İşte nimetler tükenir. İnsanlar temel ihtiyaçları olan nimetleri bile elde edemeyecek e, durumlara düşebilir. Kendi sahip olduğun zenginliği bizzat yani şahsi malını, mülkünü, servetini tüketip aşırı kullandığında sen bu sefer muhtaç duruma düşersin. Eğer israfa düştüğün zaman, sahip olduğun malı mülkü ölçülü kullanmadığın zaman, ömrünü zamanını israf ettiğin zaman Ararsın, keşke işte gençliğim, keşke eski yıllarım, keşke geçtiğim yılları bir pişmanlık ortaya çıkar sonuç olarak. Geri gelmeyecek olan, kaybettiğin o şeylerin ahını vahını pişmanlığını çekersin. Yani sonuçta hep zarar. İsrafın sonuçlarının getireceği her şey zarardır. Bu bu dünyadaki karşılığı. Bu sadece bu dünyada bizim karşılaşacağımız sonuçlar. Ekonomik efendim gerileme olur, ülkelerin ekonomisi azalır israfa düştüğümüz zaman toplumda ekonomik denge Sosyal bozulur. uçurum evet, evet o uçurum oluşur ve bu uçurum sonucunda hırsızlıklar, yolsuzluklar buna benzer kötü bir takım e, or durumlar ortaya çıkar. E, bir bir taraf e, fakir düştüğü zaman bu sefer e, hırsızlık yapmaya, efendim çalmaya, çırpmaya ihtiyacını karşılamanın kötü yollardan, yanlış yollardan aramaya başlar. E, manevi hastalıklar da artar. Rüşvet gibi işte yolsuzluk gibi bunlar da manevi hastalıklardır. Dolayısıyla israfın sonuçlarından bir kısmında bunlardır. Hırsızlık, kumar mesela adam israf etti, parası pulu kalmadı. E kolay yoldan kazanmak için hırsızlığa, kumara, rüşvete vesaire buna benzer manevi hastalıklara, kötü durumlara kendisini sürükleyecektir. Bir de sonuçları olarak, daha büyük bir sonuç olarak ahirette Cenab-ı Allah'ın, uyarısı vereceği ceza. Sevgisinden mahrum olmak. Evet ne dedik o ayet-i kerimede evet. Allah israf edenleri sevmez. Allah haddi aşanları, sınırı aşanları, aşırı gidenleri sevmez. Bunu net söylüyor. Cenab-ı Allah'ın sevmediği bir kul olmak yani Cenab-ı Allah birini sevmiyorum diyorsa, sevmediğini söylüyorsa sevmez sadece o halde bırakır değil, sevmez ve cezalandırır anlamına geliyor. Sevdiğini söylüyorsa, Allah şunları sever diyorsa mesela Sever ve onları mükafatlandırır demektir bu. Sevgisinden mahrumiyet en büyük ceza En büyük ya. ceza zaten budur. Bir de hocam israf edenlerin durumunu ayet-i kerimeyi de buradan söyleyeyim. İsra Suresi 26-27. ayet israftan bahsederken saçıp savurmaktan bahsediyor. Saçıp savurmayın diyor. Saçıp savuranlar, burada israf değil de mübezzirin kelimesi geçiyor. Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir diyor. Şeytanların dostlarıdır, ihvanıdır, kardeşleridir Allah. ifadesi geçiyor. Yani Allah. bir Müslüman şeytandan, şeytanın düşman olarak belleyen, düşman olarak gören bir Müslüman işte namazında efendim dini hassasiyet olan bir insanın, hassasiyeti olan bir insanın şeytanın kardeşi olmayı kabullenmesi mümkün olabilir mi? Bunun farkında bilincinde değil, evinde suyu kullanırken, abdest alırken bile israf etmiyor işte. Peygamber Efendimiz Allah. ırmaktan alırken bile etmeyin derken biz çeşmeyi bir açıyoruz, abdest alacağız. Belki o, o, akan suyla üç defa, beş defa abdest alınacak. Evet. Az akıtmak varken şeytanın kardeşi olma tehlikesiyle karşı karşıya Allah muhafaza. Hem bu dünyada sonuçlar hem ahirette Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığımızda böyle bir tehlike söz konusu. Ee, şeytanın gideceği yer belli. Şeytanın e, dostu, kardeşi olanların Cenab-ı Allah katındaki konumu evet, belli. Evet, evet. E peki programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz hocam engelleme yolları konusunda evet. çok konuşmak mümkün bu konuda hani evet. çok bu konu çok su götürür yani evet. çok konuşulabilir bir külliyat var bu mevzuda zaten ben ticaret bakanlığı'nın israfla ilgili bir bildirisini okumuştum o da çok Dünya hmm. genelinde ve Türkiye ile kıyaslandığında çok ciddi tespitler, analizler yapılmış. Yani bu bir afet. Evet. Bir afet. Evet. Evet. Yani gerçekten. Evet. Engelleme ile ilgili neler önerebiliriz? Evet, Şimdi engellemenin bir şeyin çözümünü bulabilmek için sebeplerine bakmak gerekiyor. Dolayısıyla az önce saydığımız o sebepler veya başka sebepler de vardır mutlaka aklımıza gelmeyen. Önce sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Hmm. Bilinç oluşturacağız dini hassasiyet oluşturacağız. Hani cehalet dedik, dini hassasiyetin olmaması dedik, işte tüketim alışkanlığı Bilinç dedik. derken vatandaşlık bilincini de ekleyelim. İnsanlık bilinci. Aa, çok İnsanlık güzel. bilinci. Çok güzel. Ortak Cenab-ı Allah'ın yarattığı bu hava, oksijen, Tabii, ağaçlar tamam. hepsi insan. İnanan, inanmayan, hatta insan da değil, canlıların tamamı için. Evet. Diğer evet. hayvanlar için, bitkiler için de evet. yaratılmış hepsi. Evet. Onların da hakkını, hukukunu gözetme hassasiyetimiz olacak. Bizden sonraki nesilleri düşüneceğiz. Bizim dışımızda yaşayan diğer varlıkları düşüneceğiz. İşte bencillikten kendimizi kurtaracağız. Diğer gamlığı. Kul hakkına da giriyor bu. Kul ya. hakkına girmez olur mu? Çok büyük hem de. Dolayısıyla bu sebepleri teker teker ortadan kaldırmaya çalıştığımızda tüketim hastalığını kaldıracağız. Tüketmeyin değil, üretmenin daha değerli olduğunu öğreneceğiz. Tüketeceğimizi de ihtiyacımız kadar tüketeceğiz. İhtiyaçtan fazlasını tüketmeyeceğiz. Bu bilinç, bu anlayış oluştuğu zaman ee, yavaş yavaş... Nesillerimiz, çocuklarımız biraz daha israftan uzak durmaya çalışacaktır inşallah. Ve nimetlerin ee, ne kadar değerli olduğunu, bu ürünün bir cep telefonuna sahipsek, bu cep telefonunu işte 3-5 ay, 6 ay kullandıktan sonra yeni bir versiyonu, bir üst versiyonu çıktığında hemen değiştireyim dememesi gerektiğini, bu cep telefonunun bize gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini, bunun için nice insanların emek sarf ettiğini, bunun ne kadar zor ee, benim elime ulaştığını bilmem gerekiyor nesillerimize aktarmamız, anlatmamız gerekiyor. Yediğimiz bir lokma ekmeğin, çeşmemize gelen suyun hangi zorluklarla nerelerden geldiğini bu bilinci kazandırmamız gerekiyor gerçekten. Ama bunu anne babalar olarak bizler tabii her konuda olduğu gibi sadece anlatarak değil, halimizle, davranışımızla, yaşantımızla önce bizim göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu sebepleri ortadan kaldırdığımızda, Vaktin önemini, ömrün önemini anladığımızda, anlattığımızda zaman israfından uzak duracağız. Zamanın değerini, bir dakikanın, bir saatin, bir haftanın ne kadar önemli olduğunu hayatımızda bildiğimiz zaman onu dengeli, ölçülü ve faydalı kullanmamız gerektiğini sağlığın anlamış olacağız. Evet. Sağlığın değerini, sağlığın da değerini bilerek. Kurumlarımız, okullarımız aynı şekilde birtakım etkinliklerle çocuklarımızı her türlü israftan uzaklaştıracak faaliyetler yapmalı gerçekten. Yani yediği yemekten tutalım da işte kullandığı tüm eşyalara kadar dünyadaki bütün nimetleri ölçülü kullanmaya yönelik pratikler yapılmalı. Çok Anne su. babalar belki eksik kalabilir, hmm. olabilir ama eğitim kurumlarımızda bunlar küçük yaştan itibaren çocuklarımıza anlatılmalı, öğretilmeli. Şimdi gerçek. bir yerde anlatılıyor, öğretiliyor belki ama dışarıya bir çıkıyorsunuz ki evet. bütün e, e, bu, bu, bu her şeyle üstüne e, evet. yükleniyor. E, i̇şte bir e, bir bir e, e, lüks çılgınlık derecesinde lüks e, özentisi. Evet. Efendim, e, birdenbire üstüne boca evet. ediliyor. Dolayısıyla bir çelişkiler yumağına dönüyor. Bir taraftan e, öğrenmeye çalışırken diğer taraftan efendim, onu sürdürebilmek çok zor. Evet. Değil mi? Eee özellikle tabii televizyonların işte medyamızın bu konuda yaptıkları programlar, filmler, diziler şunlar bunlar da israfı değil tam tersi ölçülü kullanmayı, israftan kaçınmayı anlatmalı, göstermeli, aşılamalı. Evet. Orada israfı gösterirse nesilde, ona gider işte. Bakın birkaç örnek vereyim, bitiriyoruz belki ama özellikle düğünlerimiz. Düğünlerimizde yapılan israflar, gereksiz harcamalar. Bundan dolayı evlenemeyen nice gençler var <laughs> bu israftan dolayı. Gereksiz israf yani gerçekten gelenek görenek diye bir takım israflarımız olduğu gibi özenti diye işte lükse kaçan özen israflarımız. Güzel. Yılbaşı kutlamalarımız israfın dünyada doruk noktasına çıktığı bir gece yılbaşı. Yani detaya girmiyoruz. Misafirlikler misafirliklerde de israfa kaçıyoruz. Biraz gösteriş yapalım diye işte misafir geldin. Yani gerek yok işte bir ölçü diye bir şey var yani anlayış anlayışlı olmak lazım. İftarlarımız hmm. iftar yapmak bir ibadettir değil mi hocam? Hmm. İftar yapmak bir ibadettir ibadet esnasında israf ederek şeytanların kardeşleri dostları dediği Allah Cenab-ı Allah'ın bu hataya düşebiliyoruz. Allah i̇ftar Allah sofrasında hele de iftar sofrasında bir ibadet esnasında israf etmenin ne derece büyük bir kötülük olduğunu şu Ramazan'da tekrar gözden geçirmemiz lazım. Hocam işte dünyanın bir yerinde bir coğrafyasında kendisine bir miktar et götürdük diyor işte vakıf çalışan arkadaşımız. E, o aldı ama ağlamaktan konuşamadı, teşekkür edemedi diyor ağlamaktan. E, hep beraber oturup ağladık diyor. Yani bu nimetlerden mahrumiyet duyan bir insan 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 karşısında e, içinde bulunduğumuz durumla ilgili bir hesaplama hesaplaşma içinde değilsek evet. e, ciddi sorunlarla karşı karşıyayız diyebiliriz. Aslında zihinde, yürekte e, halledilmesi gereken bir mevzu bu evet. tabii ki. Kesinlikle e, devletimizin de. Kamu malını, devletin e, malını, mülkünü, devletin e, sahip olduğu tüm imkanları da kullanırken aynı şekilde israfa düşmemesi gerekiyor. Hem vatandaş olarak bizlerin hem yöneticilerimizin her türlü israftan uzak durması gerekiyor. Bunu da hatırlatmak lazım gerçekten. Yani bu yerel anlamda olur, genel anlamda olur. Her türlü bulunduğumuz, idareci olduğumuz e, kurumlarda, şurada burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı devlet kurumlarında bakıyoruz. İşte boşa elektriklerin yanmasından tutalım da işte havanın güzel olduğu zamanlarda kaloriferlerin açık olmasına kadar. Bunlar da bizim devletimizin, milletin, kamunun ortak malıdır. Burada bizim de e, hem vatandaş olarak hem e, devlet memurları kardeşlerimiz varsa onların bilinçli olarak devletin ortak malını özellikle, kamunun ortak malını kullanmada kendi malını kullanmaktan daha hassas olması Harika, gerekiyor. çok güzel. Burada çok da güzel. devletin malını israf evet. etmeme hususunda. Çok hassas olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz kamu malına lazım. gösterilen şey, tabiri caizse insafsızlık, i̇nsafsızlık değil mi? kamu malına evet. karşı. Evet. Nasıl olsa benim değil. Evet. Nasıl olsa evet. efendim ben almadım, para vermedim deyip ona her türlü hakareti evet. ma mazur görmek ya da Ölçüsüz o oluyor. şekilde davranmak bu bilinçle Kend uygun değil. Hocam kendi malını israf ettiğinde bir sorumluluğun vardır. Kendin israf etmişsin ama kamunun malını israf ettiğinde belki bin milyon sorumluluğun olacak, evet. hak olacak, hukuk evet, olacak, evet, onun evet. cezası Hepsi daha büyük bir, olacak. Hepsi iç, iç içe evet. geçmiş durumda. Dolayısıyla e, her şeyden önce bu engelleme ile ilgili, bu e, şeyler söyledik. Evet. E, o, onların etrafında dönecek olursak, değerlendirme son evet. değerlendirme evet. yapacak olursak, neler söylersiniz? Evet e, İnsan değerli, onurlu bir varlıktır. E, i̇nsan Cenab-ı Allah'ın şerefli yarattığı bir varlıktır. Dolayısıyla bizim bu değerimize, bu şerefimize, bu onurumuza layık bir hayat yaşamamız gerekir. Yani ölçüsüzlük, israf, dengesizlik insanın değerine yakışmayan, insanın kendi kendinin değerini düşürdüğü bir davranıştır. İster bu günahta aşırı gitme anlamında olsun, ister Cenab-ı Allah'ın yarattığı imkanları, nimetleri kullanma anlamında olsun. Biz kendi değerimize, onurumuza ee, zarar verecek her türlü davranıştan uzak kalarak bir yaşam sürmemiz gerektiğini e, bilmemiz gerekiyor. Bunu bildiğimizde nimetleri de ölçülü kullanmamız gerektiğini farkında olacağız. Bu bilince sahip olacağız. Kendimize bunu yakıştırmayacağız. Nimeti veren hürmetine. Nimeti veren hürmetine, e, Cenab-ı Allah'ın yarattığı diğer varlıklar, hayvanlar dediğimiz o varlıklar israf etmiyor. Onlar israf etmiyor. Onlar ihtiyacı kadarını yiyor. Aslanlar izleyin belgeselde tokken ceylanlara saldırmıyor. Acıktığı zaman gidiyor karnını doyuruyor. Ondan sonra bir gün iki gün belki karnı toksa diğer ceylan görse de yiyemiyor. Fazlasını alayım demiyor. Demiyor. Şey demiyor, demiyor. Aynen ihtiyacı kadar evet. yiyor. Ozan, bu bilinçli olmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ömer'e hitaben Ya Ömer istemez misin dünya onların ahiret evet. bizim olsun diye. Kendisi hem böyle bir dengeli hayat yaşadı. Bu hayatın geçici olduğu anlamında çok güçlü mesajlar verdi hatta en yani hasırda yatardı efendim yüz evet. yüz çıkınca hani daha güzel bir döşekte yata, yatmasını öneren Hazreti evet. Ömer'e hitaben bunu söyledi. Burada mesela hani hasır örneğinden yola çıkarak hayatı ihtiyaçlar anlamında dengeli, tutarlı ama başkalarını da düşünerek, empati Kesinlikle. yaparak, e, sağlıklı yaşamak, duygusal evet. anlamda da sağlıklı yaşamak, Evet. evet. E, kend, kendini harcamadan. Evet yani zengin kendini... olmak, fazla mala sahip olmak kötü bir şey değil, bu güzel, bu olacak. Bu olduğu zaman sen daha iyi işler yaparsın, daha çok hayır yaparsın, daha faydalı olursun, bunda bir sıkıntı yok. Ama zenginliğin arttıkça israfın da artmayacak, bilincin artacak, Tut, tutumluluğun artacak, yardımların artacak. Bu anlamda zengin olmak, fazla kazanmak kötü bir şey değil ama fazla tüketmek, aşırı tüketmek, ölçüyü aşmak kötü olan. Çok çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Beni değerli teşekkür hocam, ederim. Tamam. konuyu aslında ana başlıklarıyla özetlemeye çalıştık. Evet. bu anlamda da çok değerli fikirlerinizi izleyicilerimizle paylaşmaya çalıştık. Özellikle Ramazan'da bulunduğumuz şu ortamda nimetlerle ilgili çok evet. önemli hassasiyetlerimizin geliştiğini düşünüyoruz. Evet, Umarım bu programımız ve ifadeleriniz e, mahkes bulur, karşılık bulur, istifade edilir diye İnşallah. düşünüyorum. Ben de teşekkür Di ediyorum evet. hocam. Davetiniz için herkese hayırlı Ramazanlar, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Ee, çok Sağ teşekkür olun. ediyorum. Dilinize, yüreğinize, evet. ayağınıza sağlık diyorum. Kıymetli izleyenler, e, değerli e, seyircilerimiz, takipçilerimiz, e, Ramazan Bereketi Programı'ndan ve Kent 77 ekranlarından bugünlük de bizden bu kadar. Dengeli, tutumlu, ve kesinlikle israftan uzak bir hayat temennisiyle gününüz sofranız bereketli olsun, gönlünüz hoş olsun, esen kalın, Allah'a emanet olun.